Allah Resulü'nün tebliğatına, davetine karşı çıkanlar, bakınız ne söylüyorlardı. Bugün de aynı, hiç değişen bir şey yok. Aynen şu şekilde konuşuyorlar. Estağfirullah. Ve izâ kîle lehum, o Mekkeli müşriklere, kafirlere dendiği zaman ve izâ kîle lehum ittebi'û mâ enzelallah, Allah'ın inzal buyurduğu, Allah'ın indirdiği, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği hükümlere, kitaba tabi olun dendiği zaman kalu, o muhataplar şöyle diyorlardı Mekkeliler. Bel nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Hayır. Bu davet karşısında hayır diyorlardı. Biz atalarımızın ve babalarımızın tabi oldukları yol üzerinde gideriz. Babalarımız, dedelerimiz neye tabi oldularsa biz onlara tabi oluruz. Ey Muhammed, sana tabi olmayız diyorlardı. Bakın söz bu. Kur'an bu sözün üzerine çok duruyor. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abaena. Babalarımızı ve atalarımızı, dedelerimizi neyin üzerinde bulduysak, eskiden nasılsa öyle devam ederiz. Eskiden beri gelen statü, tavır, tutum, hüküm, kanun, nizam neyse biz ona tabi oluruz. Ey Muhammed, senin getirdiğin hükümleri kabul etmeyiz diyorlar. Müşriklerin tavrı buydu. Kafirlerin tavrı buydu. Ve karşı koyarken bu düşünceyle, bu görüşle karşı koyuyorlardı. Sen yeni bir şey getiriyorsun, yeni bir düzen getiriyorsun, yeni bir sistem getiriyorsun. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz babalarımızın kabul ettiği, atalarımızın kabul ettiği yol üzerindeyiz. Atalarımızın izindeyiz diyorlardı. Atalarımızın izindeyiz. Biz atamızın izindeyiz diyorlardı. Vallahi bu söz müşriklerin sözüdür. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abana. Bizim atamız neyin üzerindeyse, hangi yol üzerindeyse biz o yola tabi oluruz. Allah'ım Allah tanımayız diyorlardı. Aynen bugün de böyle. Hiç değişen bir şey yok. Ve dinsiz olmaların sebebi bir bakıma da atalarıydı bunların, dedeleriydi bunların. Bakınız mesela en makul, en Hazreti Habibullah'a en yakın, onu koruyan, onu kollayan, onu adeta himayesi altına alan amcası Ebu Talib'in tavrını biliyorsunuz. Ebu Talib muhteşem bir adam, sevilen bir adam, sayılan bir adam, Haşimoğullarının en büyük adamı, herkes tarafından saygıyla karşılanan bir adam. Üstelik Hz. Muhammed'e sahip çıkmış bir adam. Kimse dokunmasın, kimse ona ilişmesin diye ona muazzam sahiplik etmiş bir adam. En son vefat edeceği dakikaya kadar Peygamberimizi korumuş, kollamış bir adam. Şimdi ölüm döşeğinde. Bakınız bunu siz de biliyorsunuz. Ölüm döşeğinde, ölmesine çok az vakit kalmış. Adeta canı boğazına gelip gidiyor. فَاِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُمْ ayette var ya hani, gırtlağına geliyor canı, geri gidiyor, işte ölmek üzere. Başucunda Hz. Muhammed Mustafa var. Aleyhissalatu vesselam. Bir anda Peygamber merhamet etti. Eğildi kulağına. Dedi ki, ey amcacığım, bunca zamandır bana ilgi gösteriyorsun, beni kolluyorsun, koruyorsun, amenna. Ne olur, gel dedi, iman üzere öl de, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah de, bu iman üzere öl ki, yarın mahşerde sana şefaat edebileyim. Böyle demediğin, iman etmediğin müddetçe, mahşerde bir araya gelmemiz mümkün değil buyurdular. Son ölüm anında, dikkat buyurun, şöyle göz ucuyla etrafındaki adamlara baktı, Ebu Cehil orada, diğerleri orada, onlara baktı, sonra da Hz. Muhammed Mustafa'ya baktı. Bir veda nazarıyla, ebedi bir ayrılık nazarıyla baktı. Dedi ki, ey benim Muhammed'im, sevdiğim yeğenim dedi. Kusura bakma dedi, atalarımızın dininden dedi ayrılamayacağım. Ebu Talib gibi bir adam ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler de iman etmeyeceğim dedi. Adamların ruhuna işlemiş. Cahiliyet işte bu. Atalarımızın dedi dinini ben nasıl bırakayım Muhammed'im dedi, olmaz öyle şey dedi ya. Atalarımızın izindeyiz diyor adamlar. Bu düşünce, bu kanaat, bu davranış, bu tutum onların dinsiz olmasına sebep oluyor, dinsiz oluyorlar. Çünkü Allah katında yegane din İslam'dır. Hepiniz biliyorsun, inne dine indallahil İslam. İslam'dan başka bir din yok ki. İnne dine, din demek Arapça yol demek. Unutmayalım, din kelimesi yol anlamına geliyor. Yol anlamına. Şimdi Allah kendisi yeryüzünü yarattıktan sonra yeryüzündeki insanların yürüyeceği bir yol tayin etmiş. Eğer Allah insanlar yaratsaydı da onların yürüyeceği yolu belirtmeseydi bu caiz olmazdı. Allah'ın hikmetine muhalif olurdu. Allah öyle bir hakimdir, ahkemül hakimindir, öyle bir hikmet sahibidir ki hikmetine binaen insanları yaratmış, insanların da yürüyeceği bir yol tayin etmiş. Yol. İşte bu yol din. İnne dine indallahi. Allah'ın katında, Allah'ın indinde, Allah'a göre makbul olan, Allah'ın kabul ettiği, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın kullarına takdir ettiği, takdim ettiği tek yol el-İslamu, İslam'dır diyor.